Efendim tekrar merhaba. Bu hafta yine Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın altı parmak hizmet binasındayız. Yine önemli bir konuyu konuşacağız. Daha önce geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Tahkim ve arabuluculuğu ama bu süreçte çok ciddi gelişmeler oldu. Neler oldu, neler yaşandı? Bir anlamda uluslararası tahkime bir Bursa imzası atıldı ama bu imzanın arkasında neler var? Tahkimin bu boyutu neler getiriyor? Yine bu işin uzmanlarıyla, işin yöneticileriyle birlikteyiz, konuşacağız. Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Divan Başkanı Sayın Irmak Aslan ve Başkan Yardımcısı Sayın Benler Aydoğdu var. Sizin gerçi bir sürü böyle title'lar var ama onları koydum şimdilik bir kenara. Az önce söylediğim gibi çok önemli bir haftayı geride bıraktık. Siz bu binaya bu hafta böyle çok yoğun gelip gidiyorsunuz. Dilerseniz yine biz pozitif ayrımcılıktan başlayıp Benler Hanım'a sözü verelim. Ne oldu? O hani bir iki ay falan oldu galiba ilk programı yaptığımızda. O süreçten sonra farklı bir şey başladı. Çalışmaların başına şöyle bir uluslararası apostrofu attık. Ne getirecek? Ne anlam ifade ediyor uluslararası tahkime Bursa imzası? Dediğiniz gibi önemli bir zaman bizim için şu anda ve bu binaya da güzel vesilelerle geliyoruz açıkçası. En son konuştuğumuzdan bu yana biz bir işbirliği protokol anlaşması imzaladık bu hafta. Bu protokol Merkez İngiltere'de bulunan Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu ile birlikte BTSO Tahkim Arabuluculuk Merkezi ve Uludağ Üniversitesi arasında bir protokol imzaladık. Bu protokolün amacı biz artık Türkiye'de tahkim eğitimi veren bir kurum olmadığı için buna bir son vermek adına güzel bir başlangıç yaptık ve Bursa'da artık uluslararası tahkim ile ilgili çok kapsamlı ve sürekli bir eğitimin başlangıcını yaptık açıkçası bu protokolle. Bu İngiltere'deki kurum uluslararası tahkim alanında akredite eğitim veren bir kurum. Dünyanın her yerinde çok tanınır ve saygı duyulan bir kurum. Yani her isteyen üyelik başvuru formunu gönderip üye olabileceği bir kurum değil. Tamamıyla tahkim tecrübesinin bakıldığı ve kademe kademe eğitimlerden geçirilen bir kurum. Şimdi biz o kurumun akreditasyonunu aldık ve bundan sonra Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle birlikte BTSO ile bu eğitim programına şimdi başlayacağız. Biraz akademik boyutu devreye giriyor değil mi? Evet. Umutlu musunuz? Çok nasıl umutluyuz. Bir hareketlilik bekliyorsunuz? Mesela o açıklamaları yaptıktan sonra şöyle değişen bir şeyler oldu mu? O rüzgar nasıl esiyor? Valla şimdiden daha başlamadığımız programı kayıt almaya bile başladık açıkçası. Çok iyi. Evet ve de farklı meslek gruplarından yani sadece hukukçulardan değil diğer meslek gruplarından da ilgi duyuluyor. Çünkü bu ülkemiz için çok büyük bir açıktı. Şimdi biz modern mevzuatı olan bir ülkeyiz tahkim alanında. Fakat bunun eğitimini veren bir kurumumuz yok ne yazık ki. Ki dünyanın her yerinde bu eğitimler veriliyor. Fakat Türkiye'de bu eğitimler verilmediği için biz o nedenle çok umutluyuz. Çünkü çok güzel bir başlangıç için imza attık evet. Biz bu hafta. Bir de işin tabii hani Türkçe boyutu önemli. Dilerseniz sevgili Irmak Aslan döneyim sonra tekrar nasılsa bu diyalog devam edecek. Önemli bir protokol. Beraberinde getirecekleri de önemli. Siz şimdi Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin divan başkanlığını yapıyorsunuz. Bayağı bir yol kat ettiniz gördüğüm kadarıyla. Nasıl ifade edeceksiniz? Ya da biz dışarıdan bakıyoruz hani yayıncılar, gazeteciler olarak. Aa tamam çok güzel bir imza attık ama içinde yaşayan sizlersiniz. Nasıl böyle içinize siniyor mu? Yapmak istediğinizi tam anlamıyla oturtabildiniz mi? Bir de algı çok önemli evet, tabii. Biz bir kere şunu yaptık. Mevcut bir soruna farklı bir yaklaşım tarzıyla yaklaştık. Türkiye'de tahkimle ilgili ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili çok uzun zamandır çalışmalar yapılıyor. Ama bir tacir sanayici zihniyetiyle, bakış açısıyla ilk defa bu organizasyonlarla bakılmaya başlandı. Türkçe olması çok önemli. Neden önemli? Tahkimle ilgili organizasyonlar genelde yabancı dil bilen, asbakadar yurt dışına çalışmış hukukçular tarafından önderliği yapılırdı ama bizim için önemli olan bunun yerele, tabana yayılması. Biliyorsunuz tabanda karşılığı olan talepler, işler, fikirler neticeye ulaşır. Üniversiteyle beraber bu yaptığımız protokol Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de ilk olmakla beraber dünyada kendi dilinde tahkim eğitimi verilen ilk organizasyon olacak. Bu çok gurur verici bir şey. Dünya Tahkim Hakemleri Kurumu'nun bu konuda bize
akredite etmesi, bize destek olması, Benler Hanım'ın tabii çok bu işte katkısı var. O kurumun Avrupa eski başkanı olduğu için biraz da torpilliyiz diyelim. Ama tabii bu bize verilen, bize duyulan güveni suistimal etmemek lazım. Üniversiteyle beraber tahkim hakemi yetiştirme konusunda, tahkim vekili yetiştirme konusunda güzel projeler yaptık. Önümüzdeki eğitim döneminde başlayacağız buna. Bu işin tabana yayılması için bence iyi bir yöntem. Önemli bir çıkış. Yani bir defa uzman isimler uzmanları yetiştireceksiniz. Farklı sektörler olacak. İlle hukukçu olması da gerekmeyecek galiba. Bir de sertifikanın şeyi önemli. Yeterliliği çok önemli. Tabii bu hepimizin kendi mesleği içerisinde zaman zaman güncelleme adına ya da eğitim adına aldığı sertifikalar var. Bu öyle bir şey değil. Bu başlı başına bir meslek dalıyla ilgili uzmanlık. Evet. Bir yeterlilik testi. Bunun sınavları da sertifikadaki katılımlar gibi olmuyor. Burada özellikle şey için söyleyeyim. Sadece hukuk için değil bu. Uzmanlığı olan diğer bütün meslekler için uyuşmazlığın konusu neyse, çünkü dünyada bunu uzmanlık konusuna göre tahkim yargılamalarında hakemlik yapılır. Bir tıp alanında, ziraat alanında, bir kat karşılığı sözleşmede bir inşaat mühendisinin, bir mimarın dahil olacağı bir çalışma bu. Dolayısıyla onlar için de ayrı bir iş alanı. Değil mi? Yeni bir istihdam alanı daha evet. Yaratılıyor. Ama bu yavaş yavaş oturmaya başladı. Şimdi Türkçe eğitimi şu noktada size dönmek istiyorum. En son Başbakan Avrupa Parlamentosu'nda Türkçe konuşmuştu ya, parlamentoda da konuşulan dört dilden bir tanesi yani çıkıp ifade edebiliyorlar. Türkçe eğitim vermeyi özellikle Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu nasıl karşıladı? Bir de ya nasıl diyaloglarla bu hale getirdiniz? Biraz gelip perde arkasına gidelim. Yani tabii şimdi ki. Bu işler pek öyle dışarıdan olmadı. Görüldüğü gibi kolay değil. Özellikle Avrupalıyı bu noktada ikna etmek öyle çok kolay değil. Çok ince eleyip sık dokurlar her konuda. Ne yaptınız? Bu halıyı siz nasıl dokudunuz? Şimdi Irmak Bey'in biraz önce dediği gibi, şimdi ben kurumun zaten Avrupa eski başkanıyım. Evet. 2011-2014 yıllar arasında Avrupa başkanlığını yaptım. Görevim bitince de ben ana genel merkezin yönetimine seçildim. Şimdi Türkiye'den çok fazla zaten hani kişilere tanıyan bir kurum değildi. Benim Avrupa Başkanı seçilmem de zaten bir ilk oldu. İlk Türk başkanı olmuş olduk. Tabii ki ben çok aktif şekilde çalışıyorum kurumda. Bizim hedefimiz sadece bu tahkimi yaygınlaştırmak. Eğitim faaliyetlerinin artması. Bununla ilgili zaten biz burada BTSO bünyesinde merkez kurduğumuzda ilk amaçlarımızdan biri de tahkim vekili yetiştirmek üzerine neler yapabiliriz de. Bunun için de en önemli kurum, başvurabileceğimiz aslında tek kurum da İngiltere'deki bu tahkim hakemleri kurumu. Şimdi biz irtibata geçtik, böyle bir projemiz var dedik. Bizim ülkemizde tahkimi gerçekten bilen uygulayıcıları yetiştiren bir kurum yok. Bunun bir eğitim programı da yok. Nasıl sizlerle işbirliği yapabiliriz dedik. Tabii ki oradaki görevim dolayısıyla belki kapılar daha çabuk açıldı. Bazı aşamaları daha çabuk geçtik. Anahtar burada önemli yalnız. Evet. Onunla ilgili de evet, alçak gönüllülük yapmayacağım. Yapmayın ama zaten yani. Yaptığımız, yani onlara götürdüğümüz fikir ya proje içi boş bir şey değildi. Şimdi dünyanın her yerinde bu eğitimleri veren bir kurum ama hep İngilizce veriyor. Biz dedik ki bunu Türkçe yapalım, daha çok kişilere ulaşalım. Öncelikle tabii nasıl olacak, neler yapılacak dediler. Çünkü bizim bütün kitaplarımız, eğitim materyallerimiz hepsi İngilizce. Bunda bayağı bir iş gerektiren bir şey. O materyallerin Türkçe versiyonu olacak mı? Yani şey yapacağız. Bayağı yüklü bir şey geliyor. Tabii. Yani çok yoğun bir emek geliyor. Çok iş var. Biz bunun startını verdik ama daha yapacak çok işimiz var tabii ki. Bütün eğitim materyallerimizin her modül için ayrı kitabımız var. Onları çevireceğiz. Sınav kağıtlarımızın tercümesi yapılacak. Ama fikir gerçekten çok hoşlarından gitti. Ve işin içinde hem BTSO ticaret dünyası var, hem de Uludağ Üniversitesi gibi bir akademik ve çok önemli bir kurum var. Üniversiteyle aslında işte şehrin sanayinin çatı kuruluşu, ticaret odası da olunca o da ayrı bir güven, ayrı diğer anahtarlar galiba. Tabii mesela evet. Daha önce bu işle ilgili çalıştığımız kurumun temsilcisi geçen hafta buradaydı. Bizim çalışmalarımıza hem itibar ettiler hem inandılar. Hem de farklı konularda da destek verdiler. Ticaret Odası Üniversitesi'nin bu anlamda çalışması onlara
onların çalıştığı şehirlerdeki ticaret dolarıyla beraber çalışma teklifini yaptılar. Bu bizim için gurur verici bir şey. Bu da çok önemli bir paylaşım. Evet. Hatta şunu tartıştık, acaba birkaç örnekle şu mu olur bu mu olur derken acaba o size hafif mi kalır dedi. Yani kurumun temsilcisi, düşünebiliyor musunuz? Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Bursa Ticaret Sanayi Odası Türkiye'de, Türkiye'nin en büyük ticaret sanayi odası, Türkiye'de birçok şeyi ilk defa yapan, sanayi bölgesinden, tahkim havuzluk merkezinden birçok şeyi ilk defa yapan bir kurum olmakla beraber Avrupa'da da bunun karşılığı olmaya başladı. Bu bizim için gurur verici bir şey. Yani hafif mi kalır derken aslında odanın ağırlığı hissedilmeye başlamış. Kendi odaları için çok önemli. Bizimle kıyasladıkları zaman size karşı acaba daha mı zayıf kalır, daha başka bir oda mı, şehir mi baksak dediler. Şimdi kurumun genel direktörü geldi, Anthony Abrahams, işte imza protokolünde zaten geldi. Irmak Bey'in dediği gibi ben de çok etkilendim. Daha gelmeden önce tabii ki bizim bir fikrimiz, bilgimiz vardı dedi. Sizlerden aldığımız bilgiler, ama ben bunu canlı canlı gördüğümde, inanın Bursa'nın Türkiye'de oynadığı rolü canlı canlı gördüğümden çok etkilendim dedi. Ve bunu çok samimi olarak söyledi. Siz de yazınızda da belirttiniz, kendisi de söyledi. Türkiye'nin sanayi lokomotifinin Bursa olduğunu gördük dedi. Ve ticaret odasının üniversite gibi, Uludağ Üniversitesi gibi bir kurumla ve diğer kurumlarla, adalet camiasıyla ortak işbirliğinde olduğunu görmesi onun için çok etkileyici bir şeydi. Aslında sanayinin başkenti, yani tekstilde, otomotivde çok büyük fabrikaların merkezi, yani işte ülkenin Detroit'i gibiyiz baktığınızda. Önemli markalar var. Aynen öyle. Yani yurt dışındaki İngiltere ya da Fransa'da en son ticaret odasının bir Paris gezisi vardı, fuar. Orada Paris ticaret ateşesiyle falan bir görüşme yapılmış. Onu paylaşmıştı Sayın Başkan Vekili odanın. Dinledikten sonra insanlar ve algıladıktan sonra bakış açıları değişmeye başlıyor. Yani daha sıkı ilişki içinde olalım diyorlar. Şimdi notlarımda var. Şeyi merak ediyorum Sayın Arslan. Bursa bu noktadan sonra, bu çıkıştan sonra ve bu emekten sonra, işte tahkimin diğer büyük merkezleri var. Merkez şehirleri var. İşte Zürih gibi, Köln gibi, Berlin gibi. Yanlış söyledim Paris, değil mi? Londra, Paris, Londra. Bursa onlar gibi, o merkezler gibi olur mu? Olması için, yani o merkezlerdeki niteliği yakalaması için biraz ne kadar yol kat etmek lazım? Önünüzde yol haritasında bizi ne bekliyor? Bu bir ruh tabii. Yani alternatif buluşmazlık çözüm yöntemlerine sanayicinin, tüccarın, ülkenin, insanların müracaat etmesi bir ruh. Hani şampiyon olup sonra 5 yıl beklememek lazım. Değil yani. Tabii. Onun için altyapıyı iyi kurmak lazım. Bizim altyapımız o anlamda iyi. Bakın, Avrupa Birliği ile ilgili bir çalışma oldu. Bursa'ya arabulucukla ilgili çalışmaları denetlemek üzere Avrupa Birliği'nden bir heyet geldi. Bir çalışma, gerçekten bunu yaptınız mı, bunu yaptığınızda ne netice aldınız diye soru cevap şeklinde ciddi bir çalışmaydı. Biz de komisyon üyesi olarak, ben de dahil oldum çalışmalara. Üniversitenin sözleşmelerin arabulucuk şartını koyması karşılıklı şöyle bir söz söyler, çok hoşumuza gitti. Bu çok ilginç bir çalışma. Sizin bu yaptığınız çalışmayı Avrupa'daki çalışmalarımızda da örnek olarak tavsiye edeceğiz. Avrupa'da bile ilk defa gördüğümüz bir çalışma. Çok gurur verici bir şey. Ya şey, Uludağ Üniversitesi'nin o sözleşmelere getirdiği şarttan bahsediyorsunuz. Hatta bir araya girmek istiyorum. O kadar şaşırdılar, beklemiyorlardı ki bunu Uludağ Üniversitesi'nin kendi öğrencileriyle aralarındaki uyuşmazlıklar için sunulan bir alternatif zannettiler. Hatta öyle olmadığını anlatınca daha da etkilendiler. Tabii, çünkü biliyorsunuz Uludağ Üniversitesi bir işletme, aynı zamanda ciddi bir pazar. Hem alıcı hem verici hem tıpkı. Koskoca bir holding aslında. Bir holding yani. Evet. Bunu anlattıktan sonra kendi çalışmalarında, kendi ülkelerinde ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde de bunu tavsiye edeceklerini söyledi. Tabii, ama acaba Avrupa'da kaç tane üniversite? Hiç yok. Bu tür şeyler getiriyor. Hiç yokmuş. Bu da o zaman şeyi getirmiyor mu? Şehirdeki yönetsel anlayışın ortak vizyonel bakışını. Evet. Ortak aklı. Biz bunu ortak akıl. Şimdi diyoruz. O zaman bizim akıllar doğru bir şekilde birbirine yaslanıyor. Tabii bu kadar farklı kurumun bir araya gelmesi ortak bir amaç için her yerde rastlanılan bir şey değil zaten. Bunu doğru kullanmak lazım ama, değil mi? Evet. Özü bu galiba. Bizim İngiltere'deki kurum da bu nedenle de hani etkilendi. Buradaki potansiyel inanılmaz dedi. Hep birlikte çok güzel bir şekilde çalışıyorsunuz. Yani mesela siz Avrupa Başkanlığı yaptınız, az önce söylediniz ya. Bir sürü örnekler gördünüz. Yani şimdi tabii Bursa'daki bu yapı içerisinde siz birikiminizi, tecrübenizi aktarıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, yol gösteriyorsunuz. İletişim kurmada önemli bir köprüsünüz.
Bu tarz örnekler görmüş müydünüz farklı o görev yaptığınız o süreçte? Yani Bursa'ya, hani Bursa belki yeni başlamış olabilir ama bu tarz yaklaşım ve arzulu, istekli farklı ülkeler, ne bileyim şehirler çok tanık oldunuz mu? Şimdi biz dünyanın her yerinde bu eğitimlerimizi veriyoruz ama hani sürekli olarak verdiğimiz bir örnek yoktu açıkçası. Bizim kurumun eğitimlerine ilgi çok muazzam. Bu her yerde böyle, dünyanın her yerinde böyle. Çünkü her yerde bizim bir birimimiz ya da eğitim verdiğimiz eğitmenlerimiz de var. Kurumun saygınlığı çok fazla olduğu için ya da çoğu kurumun hakem listelerine girmek için bizim kurumun akreditasyonu almış olma şartı da getirdikleri için onun bilincindeler aslında. Fakat bu denli detaylı kapsamlı bir eğitim önerisiyle gelen bir şey ben hatırlamıyorum kendi başkanlık dönemimde. O yüzden de kurum için de çok önemli bir gelişme oldu. İnanılmaz heyecanlandılar. Belki bu tarz çalışmalar kurumu da, kurumun kendi altyapısına önemli katkılar koyacak. Onun vizyonel bakışını da, yani hani şey izleyelim, buradan baktığımızda İngiltere, ya bu İngilizler her şeyi çok iyi yapar falan diyoruz ama fark etmiyor yani, bir şeyleri iyi yapmak için illa İngiltere'de olmak. Tabii ki zaten o yüzden sadece merkezi İngiltere'de, sadece merkezi Londra'da diyoruz biz bu kurumu. Uluslararası standartlarda ve her ülkedeki farklı oluşumlara, mevzuata, anlayışa da kendini adapte edebilen bir kurum. O nedenle uluslararası bir kurum zaten. Evet, doğru, entegrasyon çok önemli. Tabii mesela Odalar Birliği'nin takimle ilgili raporu var. Bu 3-4 senelik bir çalışmanın neticesinde hazırlandı. Ben de Bursa adına hukuk komisyonu başkanlığı yapıyorum YÖİK'te. Bizim sıkıntılarımız tahkimin neden çalışmamasıyla alakalı. Bir kere tahkim hakemimiz yok. Tahkim vekilimiz yok. Tahkimle ilgili üniversitelerde özel bir ders yok. Ya, belki yani fakültelerde, yani hukuk fakültelerinde ayrı bir branş açılabilir değil mi? Kesinlikle açılması lazım. Ki açılacak belki. Kesinlikle de açılması lazım. Rektör hoca burada yapar onu. Öyle bir durumda. Ki yapacağız kısmet olursa. Bir de şöyle bir şey var. Bursa'nın tercih edilmesi manasında Uludağ Üniversitesi'nin hukuk fakültesi, ben inanıyorum bir dahaki seneye Türkiye'de ilk 5'teki hukuk fakültelerinden biri olur. O çok çok önemli. Çünkü şöyle bu. Ben bunu her yerde söylüyorum. İstanbul bu bir teamüldür. İyi bir avukat yetiştirir. Genelde Ankara hakim savcı yetiştirir. Bursa'da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda bir uzman şehir ve uzman bu konuda uzmanlar yetiştirecek. Öyle umuyoruz. Mesela üniversiteyle ilgili bir projemiz var. Benler Hanım'ın daha doğrusu üzerinde çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerine bir şekilde tahkim hakemleri grubuna üye yapacağız. Bu öğrencilik, öğrenci olarak üye olma şansları var. Bu hem kendi vizyonlarını hem kariyer planlamalarını yaparlarken onlara bir tercih, bir alternatif olacak. Şu anda yok böyle bir tercihleri. Kimse ben tahkim hakemiyim diyemez bugün Türkiye'de. Evet. Böyle bir kriter yok. Bunu seçecek, bunu, bu ehliyeti tasdik edecek bir kurum yok. Ya sevgili Arslan, hakem deyince aklımıza hemen şey, yeşil sahalar geliyor. Yani işin başka boyutu ama siz anlatırken şunu düşündüm. Benden hakem olur mu? Hani mesela şey boyutu. İşin tabii hani bir espri katarak söyledim ama şu var, hani ben bir şey yapmak ister, benden kastım, ben kendimi kastetmiyorum. Dışarıda bizi izleyen, dinleyen birçok kişi, ya evet, ya da kendi alanında uzman bir kişi, evet ya ben hakem olmak istiyorum deyip hangi silsileden geçmesi lazım, hangi yolu izlemesi bakın, lazım? Bence Aysun Bey alalım öğrenci olarak bakın, programımıza. Bakın bir şey söyleyeyim size, dünkü çalışma çok, imza törenimiz, çok beğenildi. Çalışmadan sonra beni çok arayan oldu. Arayanların yarısından fazlası hukuk dışındaki dallar. Ve ben bu uzmanlık alanında, ben hakem olmak istiyorum. Ben olabilir miyim? Ben bu kursa gelebilir miyim diye talep edenlerin yarısından fazlası hukukçuydu. Ki hayat böyle zaten. Peki şey mi olacak? Hani kusura bakma pat diye böyle araya girdim ama farklı alanlarda bir sürü hakemler oluştu. Gelişecek konulara göre tahkim ve arabuluculuk merkezi o isimlerden hani konularına göre mi yararlanacak? Kime nerede nasıl ihtiyaç olursa değil mi? Pratik bir örnek. Aramızda bir kat karşılığı sözleşmesi var. Siz yer sahibisiniz, diğer tarafta müteahhit firma. Bu sözleşmeyi çözmek için bir hukukçudan ziyade bir inşaat mühendisine, bir mimara, doğru, belki bir ESEP uzmanına ihtiyaç var. Sadece üniversitedeki bir hocaya danışmak da yeterli değil. Eksik kalır. Ki yani eksik kalıyor. Ki mahkemelerin de problemi bu. Mahkemede her olayı, her uyuşmazlığı
hemen hemen hepsini bilirkişi tayin atıyor. Dolayısıyla bilirkişi uyuşmazlığı çözmesi konusunda ağırlıkla müdahil oluyor. Ama tahkim konusunda uzmanların, uzman hakemlerin olması halinde uyuşmazlığı hem kısa sürede hem ucuz hem tarafların büyük oranda daha az maliyetle çözecekleri bir yöntem. Sevdim ben bu işi. Çok şey, zaten güzel bir konu aslında. Yani çok da farklı bir alan. Tabii tahkimin amacı o zaten. Hani alternatif yargı, yani yargıya alternatif uyuşmazlık çözüm yolu diyoruz. Çünkü mahkemelerdeki hakimlerin zaten iş yükü çok fazla. Binlerce dosyayla ilgilenmek zorundalar ama tahkimdeki hakem sadece sizin dosyanızla ilgileniyor. Ve insanlar ya da ticari firmalar neden tahkimi seçiyor? Çünkü saha bilgisi, saha tecrübesi olan, uzmanlığı olan kişilerin davalarına bakmalarını istiyorlar. Ve kendi hakemlerini de seçebiliyorlar. Sayın Cumhuriyet Savcısının o sizin toplantınızdaki yorumu da onun üzerineydi. Yani çok ciddi bir zaman kaybını önleyecek. Buna yönelik bir yorumu vardı galiba, öyle hatırlıyorum. Tabii ki yargıdaki iş yükünün de hafiflemesi amacıyla zaten. Tabii yargının yükü hafifleyecek çünkü. Bu alternatif uyuşmazlık yollarının, yani tahkim arabuluculuk gibi yolların ortaya çıkması tamamen yargıdaki iş yükünün hafifletilmesine yönelik zaten. Çünkü tahkimde çıkan sonuçta kesin ve bağlayıcı. Yani bir mahkeme kararı nasıl kesin ve bağlayıcıysa tahkim kararı da eşdeğerde. Hiçbir farkı yok. Yargılama yöntemleri de hemen hemen aynı diyelim. Şey, biraz daha tüketici hakem heyetlerinin aldığı karardan sonra bankalar hani bir şey yapamıyor ya, kredi kartlarına en fazla öteliyorlar ama sonuçta bir şekilde o komitenin verdiği karara uymak zorunda tabii, kalıyorlar. Tabii bağlı olmak zorunda. Ama bağlayıcılığı da çok önemli. Bir şey aklıma geldi yine, yani haber başlıklarından hatırlıyorum. Birkaç hafta önce olabilir şeydi, notlarımda yok ama şimdi hatırladım. Ticaret odasında çok uzun süren ya da sürecek bir dava, yine tahkimlik bir konu kısa sürede çözümlenmiş. Hani dünyanın en önemli davalarından biri diye lanse edildi. Öyle mi hatırlıyorum? Arabuluculukla ilgili. Arabuluculukla ilgili evet, falan. Gerçi tahkimi konuşuyoruz ama bu da birbirini tamamlıyor. Demirtaş'taki bir fabrikanın üzücü olaydan sonra işçileriyle dostane çözüm yöntemiyle uyuşmazlıkların çözülmesi tek seferde çözülen en büyük uyuşmazlıklardan bir tanesi. Bu eğitime katılan bu uyuşmazlığı çözen arkadaşlar aynı zamanda odanın ileri arabuluculuk eğitimlerine katılan, yani biz bu işe hep söylüyoruz, ARGE gibi bakıyoruz. Başlattığınız ve tabii, katılımcıların çözümlediği bir şeye dönüştü. Meyvelerini topluyoruz. Bu bir yatırım projesi. Biz teknik personelimize, biz çalışma arkadaşlarımıza yatırım yaptıkça sorun çözme kabiliyetimiz artıyor. Doğru. Mevsiminde çilek yemek düşünebiliyor musunuz? Gerçi burada firmayı da tebrik etmek lazım. İş barışına katkısından dolayı benim teklifim başkanımıza uygun görürse, iş barışına katkısından dolayı ekonomiye değer katanlar da ödül alması gerekiyor bence. Çünkü başlı başına bir beceri, bir özveri. 230 kişiyle aynı anda el sıkışıyorlar, helalleşiyorlar. Uyuşmazlığı bitiyor. 230 davanın 1000 davaya yakın dosyası çıkar, biliyor musunuz? Of. Dava davayı doğurur. Bu işin o itiraz edecek, öbür karşı itiraz olacak. Uzayacak da uzayacak. Ama şimdi el sıkışıp ayrıldılar. Belki yeni bir iş yeri kurdukları zaman yine aynı işçilerle çalışacaklar. Ama örnek olur bu başka kurumlarda. İnşallah olur. O örneği bence Sayın Burka'ya mutlaka hatırlatın. İnşallah. Yani iş barışı belki çok özel ödüller kategorisinde bir şey yapılabilir. Yani teşvik etmek lazım, yönlendirmek lazım. Bizim amacımız o zaten. Hem teşvik etmek, yönlendirmek, farkındalığı arttırmak ve böyle bir algıyı da yaratmak. Hem ticaret dünyası için de çok önemli. Çünkü Bursa sanayinin hep diyoruz lokomotif şehirlerinden. Ve buradaki firmalar da artık kaçınılmaz olarak hani birçok ülkeyle zaten ihracat yapıyorlar. 5000'in üzerinde ihracat yapan şirket, ki bunun 4000'i de dünyanın bütün coğrafyalarıyla işbirliği içerisinde. Hepsinin mutlaka bir şeyi çıkacak yani. İncik mutlaka boncuk çıkacak ve bu kadar uluslararası çapta yapılan işlerde de kimse yerel mahkemeye gitmek istemiyor haklı olarak. Hiçbir firma diğer ülkenin mahkemesine gitmek istemiyor. O nedenle de hep alternatif olarak tahkim yolunu öngörüyorlar. Bu Bursa'daki sanayi ve iş adamları için, şirketler için de kaçınılmaz bir yargılama yöntemi olacak. Ama artık bu işi bilerek zaten sözleşmelerinde de tahkim şartı koyacaklar. Çünkü buna ilişkin güveninde, altyapıda biz burada oluşturmuş olacağız. Siz aslında baktığında baya baya ciddi bir okul kurdunuz. Yani evet, çok çok önemli bir bizim çalışma içerisinde. Bizim ileri arabuluculuk eğitimleri içerisinde hakimlerimiz de vardı, savcılarımız da vardı, avukatlarımız, arabulucularımız da vardı. Dolayısıyla masanın bütün taraflarını biz aynı yere
aynı yerde toplayıp bu çalışmayı hep beraber aldık. Dolayısıyla sorunun çözülmesinde hakimlerin de bir payı var. Odalar Birliği'nde bizim yaptığımız çalışmada hakimlerin de tahkim konusunda bilgilendirilmeleri ve donanımlarının artması gerekiyor. Biz bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Önümüzdeki dönemde bunu da açıklayacağız. Dolayısıyla bu sorunun bütün taraflarının bu işin içinde olup hem bilgi sahibi olması lazım hem de bu çözüm yöntemini öğrenmeleri lazım. Gizli, ucuz. Bir sürü Cüneyt Çakır'ımız gelişecek. İşin esprisi aslında tabii. Aslında spor tahkimi, yani hakem deyince hep spor hakemi. En önemli konulardan bir tanesi futbol oldu. Futbol hakemi diyorsunuz ama KAS biliyorsunuz hani merkez İsviçre'de, Lozan'da olan spor tahkimiyle ilgili mahkeme. Şimdi bizden eğitim alanlar tabii ki sporla ilgili bir uyuşmazlık çıktığında da hakemlik yapabilecekler. Sonuçta biz formasyonu ve bu usulü nasıl olduğunu öğretebiliriz. O anlamda hakemlik yeterliliğini alanlar Türkiye'de mutlaka çok konu çıkar yani. Futbolda çok kaslık durumlar var. Habire kasılıyoruz çünkü. Biz de bayağı popüleriz kas camiasında Türkiye olarak. Evet. Bizim takımlar bayağı bir ticari tahkim, yatırım uyuşmazlıkları tahkimi, deniz ticaret tahkimi, spor tahkimi, bunlar çok uygulanıyor dünyanın her yerinde. Malzeme çok. İletişim çok. Tahkimi de olursa biz de gideceğiz galiba. Yavaş yavaş toparlarsak yani elbet konuşacak ve detaylarını paylaşacak çok şey var ama çok konuştuğumuzda da insanlar bizi bir yere kadar dinleyecek, yeter diyecekler. Yine sizinle isterseniz devam edeyim, son sözlerinizi alayım. Hı hı. Sonra Sayın Başkan'la sizinle başladık. Sayın Aslan'la da bitiririz. Tamam. Konuşmamızın başında sizin de belirttiğiniz gibi biz bu projeyle uluslararası tahkimde bir Bursa imzası atmış oluyoruz. Dilimin ucundakini aldık. Öyle mi? Yani harbiden o imzayı koyduk diyebilir miyiz artık yani? Pazartesi günü attık o imzayı. Şimdi onun içeriğini doldurmak bize düşüyor tabii ki. Yapacak çok işimiz var. Ama biz burada çok tutkulu, hevesli ve bir şeyler yapmak için canlı başla çalışan bir ekibiz. Hem Adalet Camiası, Ticaret Odası, Üniversite çok fazla kişi bir araya geldi ve canlı başla bu işin için çalışıyoruz. Ve umarız sadece hukukçular için değil, hukuk dışındaki meslek gruplarına da yeni bir iş kolu da açmış olacağız. Önemli bir örnek. Bir de böyle bir pencere açıldı, çerçeve açıldı. Voltran da iyi çalışıyor. Evet sevgili Aslan. Bu aldığımız akredite aynı zamanda Türkiye'de yapacakları, Dünya Tahkim Hakemleri Kurumu'nun yapacakları bütün organizasyonlarda yetkili taraf biziz aynı zamanda. Bunu da ifade edelim. Yani biz Türkiye bu işin organizatörü olduk aynı zamanda. Bu bir yeni iş dalı. Her sektör için bir uzmanlık dalı. Bununla ilgili sadece hukukçuların değil, diğer uzmanların da bu konudan faydalanabileceğini bir kere daha ifade etmek istiyorum. Büyük bir organizasyon. Biz başarılı olacağına inanıyoruz ki mutlaka olacak. Bursa'nın da bunda altında imzası olması, önderlik yapması bizim için ayrı bir gurur verici tarafı. Ben de hayırlısıysa inşallah bir an önce başlayıp bitirmeyi nasip ederiz. Peki yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Öyle zannediyorum ki bundan sonraki süreçte zaman zaman yine bir araya gelip aslında tahkimi hep konuşmak lazım, akılda tutmak lazım. Dediğiniz gibi üniversitelerde artık ayrı bir ders olarak veya bir bölüm hukuk içerisinde ayrı bir branş olarak belki okutulmalı. Yeni yeni uzmanlık alanı ama bambaşka. Yani bunca yıllık yayıncılık yapıyorum. İşte bu saatten sonra ben de bunları öğrendim. Yani işin esprisi tabii Ticaret Odası'nın şu programları yapmaya başladığımızdan beri o makro projelerin içerisinde bir takım şeylere tanık olmak bizi de aydınlatıyor. Ama şey yok, öğrenmenin yaşı falan yok. Sürekli yeniliklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yolunuz açık olsun, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Programa katkılarınız için de biz teşekkür ediyoruz. Bilgilendik ve aydınlandık. Bundan sonrası da sevgili izleyiciler takdir ve yorum sizlerin. Bu hafta uluslararası tahkime nasıl Bursa imzasının atıldığını biraz perde arkasını birinci ağızlardan dinledik. Ticaret ve Sanayi Odası'nın Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Divan Başkanı Sayın Irmak Aslan ve Başkan Yardımcısı Sayın Benler Aydoğdu'yu dinledik. Artık az önce de söyledim, yorum sizlerin ama Bursa adına güzel çalışmalar yapılıyor. Bizleri izlemeye devam edin. Hoşçakalın.